Herkese merhaba, Varbant 39. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde artık Gürav şehrini falan almak istiyoruz. Yani Uygurları bitirdik artık. Kergitlerle savaş başlatıp şu bizim toprak bütünlüğümüzü bölen İsmilla Kalesi Gürav şehrini alıp ondan sonra Dramuk, Kudan şehirlerine doğru yola çıkmak istiyoruz. Tabii biz de şu anda asker sayımız ne görmek istiyorum bir grubumuz. 2 kişilik bir asker eksiğimiz varmış. Rolf'te gelişmiş. Rolf'ün bir yeteneklerine bakalım. Zekasını 18 yapalım Rolf'ün. Talimci yeteneğini 6 yapalım. Bir tane daha beceri puanı var. Onu da silah ustasına veyahut da kalkana verebiliriz. Talimciyi 6 yaptık. Evet, onu da biz demir vücuta verelim. Daha zor oysun Rolf. Tamam. Okçuluk yeteneği biraz geliştirelim. Tamam. Rolf'ün bu kadar gelişmesi şu an için yeterli. Şöyle yapayım. Bunlarla bir savaş yok. Bunların bir derebeyini falan bulmamız lazım bizim savaş başlatmak için. Biraz ilerliyorum onlara doğru. Bu arada envanterimiz ne durumda? İyi, envanterimizde hala ürün var. Burada bir derebeyi yok bunların. Aa, varmış. Şu Kramuklu ayağında bir savaş başlatalım biz ya. Ya niye ıskaladım adamı ya? Ya ıskalama konusunda artık çığır açtım. Yanımdaki adamı ıskalıyorum. Ben Mehmet Han. Aramızdaki seviye de 4'müş ya. Taleplerimi iletmek istiyorum. Teslim ol ya da öl. Sana bir şans verdim. Savaşmaya hazırlan. Tamam, Kerit'le savaş açtık artık. Düşmana bir hücum başlatalım. Bunları keselim. Ondan sonra da Cüraf şehrini alalım. Hedefim o. İnşallah çok büyük bir asker kaybımız olmaz burada. Aa, bunların hepsi atlı. Hey yavrum, geldikçe geliyor bunlar da ya. Atlı birliklerle doldurmuşlar ordularını. Atlı okçular ve kargıcılar. Çok tehlikeli bir ordu. Kalifiye bir orduyla karşı karşıya geldik. Şöyle kesebildiğimiz kadar çok adam keselim. Adamlarımıza yardım edelim yani. Bizim piyadeler gelmeye başladı. Adamların hala atlılar bitmedi. Tehlikeli bir durum. Göz atmıştım ama adam bize oku yerleştirdi direkt. Tamam, ikiye bunu aldık. Bir tane karbiciyi burada yedik. Bakıyorum. Şurada gördüm bir tane hedef. Saplama olayını hiç sevmiyorum ya kılıcı. Şöyle güzel güzel yandan çaksa çok hoşnut olacağım. Süvarileri çok hareketli bunlar. Durum neymiş şu anda? 2 tane yaralımız var. Karşı tarafta bayağı bir ölü yaralı var. Kaçıyorlar mı yoksa bizimkilerini kovalıyorlar elinde sopayla? Tam anlamış değilim. Kalifiye askerleri bitmeye başladı herhalde. Çünkü sopalılar mopalılar gelmeye başlamış. Ben adamı vurmaya çalışırken adam bana çaktı. O bizim adam. Adam benim ata 22 zarar verdi. Kergitler savaşçı millet. Türkleri temsil ediyor oyunda. Ondan orduları da gayet kaliteli. Bunlarla savaşımız kesinlikle Uygurlar gibi kolay geçmeyecek. Bunun bilincinde olarak savaşmak lazım. Yani bunlar normal şartlarda bayağı bir krallıkta ses getirir. Kaldırat ya da bayağı ses getirir. Kargıyla mı kovalıyız ya bu? Onu kestik orada. Atını mı kestik? Benim adam da sıkışmış burada ya. Niye sıkıştı burada? Şuradan oraya geçemiyorum. Yoksa şeyin alanın sonunda mıyım? Evet, alanın sonundayım. Durum ne? 3 tane yaralımız var. Düşmanlardan da 6 kişi kalmış. Onlar da firar mı ediyor? O 31 tane firari var diyor ya düşmanda. Niye bu kadar çok fazla firarları var bunların? Bu da hoş bir durum değil ya. Adamlar 31 kişilik ordusunu kurtarmış yani burada. Biz bunların ordularını zayıflatmayı falan hedefliyorduk.
Acaba bu 31 kişiyle tekrar mücadele edecek miyim ben? Tamam, onu da aldılar. Evet, savaş bitti ama çok fazla firavirleri var. 31 tane firavirleri, 73 tane ölüleri var. Evet, onlara karşı bir hücum başlatacağız. Bu benim daha çok işime geldi açıkçası. Yani onlar da kaçsaydı başlıkta olmayacaktı. Çünkü adam 31 kişilik bir ordusunu kurtarmış olacaktı. O da bizim şehirlerimize, köylerimize bir saldırı başlatabilecekti. Kaçanlar da hep atlı. Yani yayalar gelmiş, çarpışmış, şu süvariler kaçmış. Millet gelir piyadelerini korur. Bunlar kendi kurtarma derdine düşmüş. Ölüm ölü vermeden atlatırsak bunu da iyi olacak. Şuradan ok deniyor bana. Bunların atlı okçuları tehlikeli arkadaşlar. Bizim piyadeler gelmeye başladı. Ne kalmış bunlarda? Yine enfirari var mı bunda? Yok. 11 tane adamları kalmış bunların. Bunlar da kaçıyor galiba. Bizimkiler de takip ediyor. Kaçırmayın kimseye ya. 7 tane firari var yine. Yani bunlar bir daha gelecek mi bilmiyorum ama. Neyse. Bu savaşın da sonuna geldik galiba. Yakalayabilir miyiz acaba o 7 kişilik orduyu? Buna esir aldık. Güzel. Gelişen askerlerimiz var. Şunları CTRL'ye basıp hızlıca geliştirebiliriz. Yaralılarımız kim? Bir tane şövalyemiz var yaralı. Aleyhine artmenler var. İnanılmaz bir zırh bu. 46'ya 1. Şunları hemen şöyle bir yukarı atmak istiyorum ya. Hemen bakalım şimdi bunlardan ne alacağız biz. Şunu kesinlikle giydiririm yoldaşlarıma. Alacağım. Direnç 22. Bunu kesinlikle giydiririm. Hatta kendim bile takabilirim. Bunu yok. Boyut 79'a 79, direnç 22. Fena değil ya. Tek elli balta. 36K savurma. Bunu satarım. Balta giydirmeyeceğim adamlarıma. Bunu satarım. Bunu satarım. Bunu satarım. Bunların hepsini satarım. İyi oldu ya. Şu zırh çok iyi yani. Lezelik gelişti. Bazı askerler de terfi etmiş. Hemen şuraya bir saldırı gerçekleştirebiliriz aslında. Bunların iyileşmesini beklesem mi? Ezelce şöyle bir geliştirelim. Yeteneklerine bakalım. Zekasını 17 yaptık. Başka bunun talimcisi 5. Bunu da yara bakımına vermişiz 5. Tamam. Güçlü gelmeye verelim mi? Buna bir ok verir miyiz? Atlı okçuluk var. Yağma var. Bunun güçlü gelmesini biraz arttırabiliriz. Tek elli silahlar yeteneğini de arttırdık. Şunlar gelişmiş, onları hemen hızlı hızlı geliştireceğim. Malum savaşa giriyoruz. Kale kuşatacağız şimdi. Yaralıların iyileşmesini beklesem daha iyi olabilir aslında ama. Yani Cüraf şehri de şu anda savunmasız. Girelim ya Cüraf şehrine. Ama Artimenler ya kale kuşat. Yani bizim mühendisimiz bu. Mühendis yeteneği yok şu anda bizde. Artümenlerin kesinlikle iyileşmesi lazım. Şöyle yapayım. Gireyim ya. Biraz geç gireriz ama olsun. Şehri kuşat. Duvarlara saldırmaya hazırlan. 9 saat diyor. Biraz geç olacak ama biz bunu alırız. Çok da fazla değilmiş 9 saat. Bunlar inşallah bizim bu arada hiçbir kalemize malemize göz dikmez. Köyüm saldırı altındaymış. Olsun. Ya bu arada süvariler önden girecek ya. Süvarileri nedense kaçır şey yaptık yani. Aa! Vigr'ın adamları, lordları Kergit Hanlığı'na katılıyormuş. Stratejik bir hata yaptım. Ne yaptım? Süvariler en önden gidiyor şu anda. Öyle bir hata yaptım ben burada. Nasıl yaptım bu hatayı? Acele ettim çünkü. Süvarilerin yerini ayarlamam lazımdı benim. Bunları niye vuramıyoruz biz ya? Evet, çok yukarıya atıyorum şimdi. Okumuz bitecek. Şunları hızlı hızlı indirmek istiyorum. Bizimkilerin önünü açmak istiyorum. Şurada bir kel görüyorum ama. Biraz daha açı değiştireyim ben.
Ya şunları hızlı hızlı alalım. Bu arada sağda bayağı bir zar şey geliyor ya. Yani bizimkiler herhalde biraz zayiat vererek başladı savaşa. Solda. Bildirimlerden onu gördükçe moralim de bozuluyor. Ama neyse, kale sahibi olacağız. Çok da fazla esir var bu kalede. Bu kaleyi güvenceye alabiliriz. Aldığımız esirlerle. Bakıyorum. Evet, bir kafa gördük. Bir kafa gördük, şurada ıskaladık. Okumuz bitti. Var mı şuralarda düşen sadak filan? Sadak filan varsa çok iyi olacak. Yok, sadak filan göremiyorum. Hoş olmadı, ok yok. Şu anda ok yok. Tek tek ok toplayarak atış yapmak da çok sıkıntılı. Asker sayılarına bakmak istiyorum. 10 tane yaralımız var. Karşı tarafın 21 tane ölüsü var. İyi bir rakam değil. Kesinlikle iyi bir rakam değil. Kötü bir başlangıç yaptık yani. Çünkü neden böyle olduğunu da anlatayım size. Bir savaştan çıktım, daha yoldaşlarım yaralıyken hemen ikinci savaşa girdim. Bu da bize büyük bir sıkıntı oluşturdu. İkinci aşamada önden süvarileri yolladık. Normalde önden gitmesi gereken grup burada piyade. Ve şu anda görüyorsunuz Sladyalı yaya öldürüldü. Yani önden piyadeler gitseydi daha dirençli olacaklardı. Piyadelerle okçular bu işi bitirecekti. Arbaletçiler. Süvariler burada bildiğin kendilerini katlettiriyorlar. Bakıyorum 3 tane ölüm, 14 tane yaralım var. Karşı tarafta 34 tane ölü var. Ve bunlar bana ok atmıyor. Ok atmadığı için de yeni oklar alamıyorum. Nasıl yapacağım acaba bu işi ya? Şu cidayı alsam mı? Kuşansam mı? Şu cidayı şöyle bir deneyeyim. Yani cidada çok iyi değilim ama hiç olmazsa birkaç kişi belki vururum cidayla. Yukarıya çıkmak imkansız şu anda. Cidaları toplayayım. Niye kuşanamıyoruz ya cidayı? Ya kılıcı bırakıp cide almış. Böyle bir şey olamaz ya. Şöyle aradan sallıyorum. Birinize denk getirebilme ihtimaline karşı. Şu kılıcımı da geri alayım. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Hangi mantıkla bıraktı o kılıcı onu da anlamadım. Yo, kılıcım da duruyor. Neyi bıraktı? Yayı mı bıraktı bu? Hepsi duruyor, tamam, güzel. Bizim askerleri öldürüyorlar. Beklediğim gibi. Böyle bir hata yaparsam sonuç buydu yani. 11 tane piyaden 1 tane okçum varmış. Oraya çıkamıyoruz abi. Oraya çıkamayız şu anda. Oraya imkanı yok, çıkamayız. Ama şu vidayla bir tane daha deneyeyim ya şunu. Ben kafasını da göremedim zaten. Bizimkiler açıldı biraz ya. Okçunun biri de gitmiş. Piyadenin biri de gitti. Bizimkiler biraz açıldı. Şu anda savaş dengeli gidiyor. Bizden 28 kişi gitti. Onlardan 82 kişi gitti. Tamam. Savaş şu anda dengeli. Okumuz olsaydı inanılmaz bir destekte bulunacaktık ama okumuz da yok. Kötü oldu yani. Şurada bir kişi gördüm. İçeriye giren askerlerimiz var bizim. Askerlerimizin içeriye girmesi artık kalenin düştüğü anlamına geliyor. Oradan sonra daha o savunma hattını tekrar oluşturamazlar. Zaten bizim 30'a çıktı şeyimiz. 2 kişi daha gitti bizden. Onların sayı 20'lere 30'lara 30 kişi daha arttı onlarda. Bu da şey demek oluyor artık. Yani savaşın şeyi kırıldı. Kırılma anı yaşandı. Ya şunları şöyle görüp de indirememek çok ağrıma gidiyor ya.
bizimkiler yavaş yavaş ilerliyor. Biz şehre çıkana kadar zaten bunlar bitirecek herhalde savaşı. Yani süvarilerden korktuğum kadar zarar alan olmadı. Süvarilerde yani piyadeyken iyi dövüşebiliyorlarmış. Onu gördüm bu arada. Böyle bakar mısın? Süvarileri şövalyeler takır takır indiriyor. Yani bir sonraki savaşlarda Süvarileri şövalyeleri çok değiştirmeyebilirim. Piyade olarak iş yapıyorlarmış çünkü aşağıya almadan oynayabilirim. Oklardan ölüler var. Bayatılmışlar doğrusu. Okmak düşmüyorum kardeşim aşağıya. Şu sadakını aşağıya düşün. Birkaç tane ceset aşağıya atın. Aa, 7 tane düşman kalmış ya. Bitti savaş. Cüravşehir'in çok rahat bir şekilde aldık. Evet. 2, 1. Son düşmanları var. O da bitti. Biz daha şehre giremeden şehri aldı bizim ordu. Güzel geliştirilenleri hemen geliştirelim. 6 kişiyi şöyle terfi ettirdik. 1 kişiyi böyle terfi ettirdik. 2 tane yayı zırhlı süvari yaptık. Güzel. Yoldaşlarımızın hepsi patates. 7 tane kişi alayım şuradan. 7 tane hangileri iyi bunların mesela? Vigor, piyadesi ve kıdemlisi. Bunlar herhalde bunların son seviyesi miydi? Şu atlılar aldığımız zaman ne oluyormuş atlılar? Şövalye oluyormuş. Evet. Diğerini de piyadeleri alalım. Tamam. Bunların ikisini de bunların 7 tanesini şu şehre bırakırız. Burada da satılacak zırhlar mırhlar var. Onları alalım. Başka bir şey var mı burada satılacak? Başka bir şey yok. Kullanacağımız bir şey var mı? 17'de zarar diyor. Bizimki 20'de zarar. Okumuz artı bir zarara. Tamam. Bizimkilerden daha iyi bir şey yok. Cüravşehir de benim olsun. Buraya biraz asker koyacağız. Koyacağımız da 7 tane Vigor atlısı, 1 tane Vigor piyadesi. Şu gelişenleri hızlıca geliştireceğim. Bir kişi gelişmişler. Burada bir de biz dükkan açalım. Bu şehirde dükkanımız yokmuş. Şehir meydanına gidiyorum hızlıca. Gel bakalım lonca başkanı. Bu şehirde hemen bana bir dükkan var. Hızlı hızlı dükkanların gelirlerine bakacağım. 58 dinar çok uzun sürüyor kendi parayı çıkartması. Dokumacıya bakıyorum. 50 dinarla çok uzun sürüyor. Bunu da geçtim. 578 dinar diyor. Yani 5700 bir 16 haftada falan çıkartıyor parasını. Güzel. Kadife dükkanı yine güzel. Yani anladığım kadarıyla kadife dükkanı diğerlerinden çok çok daha avantajlı derken burada demirci daha çok para kazandırıyormuş. 10 haftada 2500 dinar yani bir 13 haftada 14 haftada parasını çıkartıyor. Burada demirci açabilirim. Yani geliri biraz az ama daha hızlı kâra dönüştürüyor. Yani diğerlerine bakmaya gerek yok. Ben kârı en yüksek olana yani kâr marjında demiyorum artık. Hani her hafta bana 578 dinar versin. Zaten benim param çok fazla. Diğer türlü öyle 200 dinarla 300 dinarla uğraşmayalım diyorum. Yani siz kar marjlarına da bakabilirsiniz. Yani en sonda yazan sayı bu dükkanın haftada edeceği ortalama kar ilk başta da yatıracağınız para. Direkt böyle bölüp kaç haftada çıkarttığını bulabilirsiniz parasını. Şuna kadifeciyi açtım ben burada. Başka ne yapalım burada? Hemen şehre pazar yerine bir girelim. Şunları satalım. Bir dünya şey aldık. Seri seri satıyorum bunları. 34'lük satayım. 22'lik direnç. Hadi bunu da satayım. Şu kalsın ama bunu muhakkak giydiririz bir tane yoldaşımıza. Ne kadar verdi? 634 dinar. İyi para. Tamam buradan ayrılabiliriz. Cüravşehir'indeki işimiz bitti. Şimdi İsmirli'yle kalesinde alalım. Ve Kergitlere büyük bir şok yaşatalım. Ondan sonra da Kudan şehrini ve Dramuk kalesini alırız. Ordu toplamamıza gerek var mı? Çok büyük eksikliklerimiz yok. İyileşmesi gereken askerlerimiz var. Aslında bir ordu toplayabiliriz. O arada biraz askerlerimiz de iyileşir.
Şu anda Lezelt %9, Rolf %10. Bunlar çok seri bir şekilde ölecek. 7 tane kontenjanımız varmış. Bunları toplayabiliriz. Bu bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.